Cihan Yıldırım'ın mekanındayım. Çarpışmaya hazırım. Çarpışma mı? Ben Soner Yüksel'le çarpışmak istemem. Vallahi biz çarpışmanın içine doğduk, çarpışmanın içinde büyüdük. Bundan sonra Tarkan Demir düşünsün. Çatıştırmam, çarpıştırırım. Arkadaşlar, çatışmaya hiç gerek yok. Bu programda fikirlerimizi çarpıştıracağız. İsmi çarpışma olsun dediler. Trafik kazası olsa daha iyi olurdu dedim. Dinletemedim. Bekliyoruz. İyi akşamlar değerli izleyenler. Çarpışma adlı yepyeni bir programla karşınızdayız. Her hafta iki gün, çarşamba ve cumartesi günleri yayınlanacak programımızda ben Deniz Tarkan Demir moderatörlüğünde 5 saygın gazeteciyle birlikte Eskişehir gündemini değerlendireceğiz. Eskişehir'in en büyük 4 medya platformunda aynı anda yayınlanacak programımızda fikirlerimizi çarpıştırarak Eskişehir gündemine, Eskişehir'e ve Eskişehirlere katkı sunmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler. Sedat, Soner, aramızda Şenay, Soner ve Cihan. Tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk programımız, fikirlerinizi almak isterim. Şenay, senden başlayalım. Evet, pozitif ayrımcılık yapalım. Şimdi tabii heyecanlıyız öncelikle. Biraz böyle isim konusunda ilk başta hafif tartışmalar yaşasak da sonunda çarpışma ismini ben kendi adıma konuşayım. Beğenmeyen arkadaşlar olabilir. Ben gayet beğendim. Neden beğendiğimi de söyleyeyim. Şimdi burada bir fikir çatışmasından söz etmiyor olacağız. Yani sadece zıt fikirler burada birbiriyle anlamsız bir şekilde savaşmayacak. Biz burada fikirlerimizi çarpıştıracağız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Farklı fikirlerle aslında sorunlar nasıl çözülebilir? Katkı nasıl verilebilir? Biz bunun derdinde olacağız. Yoksa aslında bizim derdimiz polemik yaratmak ya da gündem oluşturmak değil. Ben bunu kendi adıma söyleyebilirim. Hı hı. Ve burada mesleki deneyim olarak hepsi benden büyük. Hani bu anlamda hani hepsine de saygı duyuyorum. Benden daha deneyimli meslektaşlarımla birlikteyim. Ben de burada işte 15 yıllık bir deneyimle işte gördüklerimi, gazetecilik hayatında işte Eskişehir'le ilgili edindiğimiz sorunları işte ya da izlenimleri paylaşmaya çalışacağız. Hiçbirimiz bir otorite değiliz, bilirkişi değiliz. Ama fikirlerimiz var. Eskişehir için güzel şeyler düşünüyoruz. Çözüm, ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim, çözüm odaklı bakıyorum her şeye. Bunları konuşacağız. Bakalım gündemimizde neler olacak. Ben de merakla bekliyorum programı. Evet. Sevgili Cihan. Programın çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Çünkü işte isim konusunda da Şenay da söyledi. İsim konusunu 10-15 gün tartıştık. Ardından ne konuşacağımızı çok fazla tartıştık. Konuları belirlemekte zorlandık. Bu anlamda tabii ki çok fazla bu tarz programlara içinde yer aldık. Ya yönettik ya yer aldık. İlk defa bu kadar doğal bir ortam içerisinde kendimi buldum. Hani kendi adıma bunu söyleyeyim. Çarpışmada sizlerle birlikte olmaktan, herhangi bir arka plan, bir gündem olmadan burada her şeyi konuşabileceğimizi düşünüyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum. Ortamımız keyifli, seviyeli olacağını düşünüyorum her şeyden önce. Burada olan hiç kimsenin belirli bir dostu ve düşmanı yok. En güzeli bu. Her şey olabilir. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sevgili Soner, sen devam et istersen. Tabii her şeyden önce bir ilki yaşıyoruz. Eskişehir'de birbirinden farklı platformların ya da birbiriyle belki de dünya görüşleri farklı bu kadar ismin bir araya gelmesi ve ortak payda da bu fikirleri çarpıştırarak az önce ifade ettiğin gibi sevgili Tarkan Demir, bir şehre katma değer üretme arzusu belki daha önce çok düşünülmüş ama ilk defa hayata geçiyor. Yani bunun bu kısmını ben bir değer olarak bir kenara koymaya çalışıyorum. Ortak iş yapma kültürünün olmadığı, herkesin özellikle aynı meslek gruplarında birbiriyle çatıştığı bir şehirde gazetecilerin çarpışmayla bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bunun da bir rol model olarak şehrin sanayisine, şehrin siyasetine sirayet etmesi arzusuyla herkese iyi izletiler diliyorum. Ağzına sağlık. Soner'cim, senden de dinlemek isteriz programımızla ilgili. Zor oldu tabii, karar aşaması zordu. Başlamak zordu. Başladık. Umarım herkese hani dilimizin döndüğü, aklımızın yettiği kadar bir şeyler sunabiliriz. Ben kendi adıma anlattıklarımdan mesulüm ama başkalarının da anladığından mesul değilim. Anlattıklarımın arkasına durmaya çalışacağım program süresince. Ne kadar sürer bilmiyorum ama
Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağ ol. Sedat. Evet. Eskişehir'de bir ilk gerçekleşiyor ve bu ilkin içerisinde bir gazeteci olmaktan dolayı öncelikle son derece mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. İkincisi, gazeteci meslektaşlarım da söyledi. Şehre dair pek çok düşüncemiz var, fikrimiz var. Bu fikirlerimizi, düşüncelerimizi biz kendi özel hayatımızda, iş dışı alanlarda çoğu kez tartışıyoruz birbirimizle. Çoğu kez programın adında olduğu gibi çarpışıyoruz aslında. Bunu biz ekranlara taşımak istedik. Bu fikirlerimizin, bu karşıt fikirleri Eskişehirlilere sunup Eskişehirlilerin aklında da şehre dair farklı konuların oluşmasını planladık ve bu plan dahilinde ortaya bir güç birliği çıkardık. Bu güç birliğinin bence Eskişehir'e son derece faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden artık başlayalım diyorum. Teşekkürler Sedat'cığım. Çok sağ ol. Abi ben Şenay'a bir itiraz edebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bilir kişi değiliz dedi ya. Evet. Ya da bazı konularda otorite değiliz. Ben bilir kişi olduğumu iddia ediyorum. Özellikle bazı konularda da otoriteyiz. Onun için son kararı veririz. Yani o zaman... uzun soluklu olmayacak dedim ya şimdi şuradan. İşte trafik meselesi var Eskişehir'in can alıcı konulardan birisi. Son yılların yani gündemde ne var desek bir numara bu. Evet. İşte Odun Pazarı'nda yayalaştırma var. Ama Soner diyor ki siyaset. Soner Uçak dedi ki ya siyaset böyleyken bunu konuşmayacak evet. mıyız? Şenay sansür diyor falan. O yüzden böyle bir karmaşa var kendilerimizde. Bu da buranın zenginliği. Yani program... Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bana katılmamanı tabii ki anlıyorum. Kınıyorum. Hayır kınamıyorum. Tabii ki hepimiz şimdi fikirleri açık gazetecileriz. Zaten özelliğimiz bu. Hani şunu demek istiyorum. Şimdi pek çok TV kanalında programlar yayınlanıyor ve işte 5-6 kişi her programı çıkıp atıyorum deprem hakkında da konuşuyor, trafik hakkında da konuşuyor, sansür yasası hakkında da konuşuyor. Şimdi burada kullanmak istemiyorum o terimi ama her bir şeyologlar var. Yani biz her bir şeyolog değiliz açıkçası. Ben gazeteciyim. Ben uzman kişi değilim. Mesela ben şimdi trafiği konuşurken bir uzman olarak konuşmayacağım. Bunu demek istiyorum. Ben bir gazeteci olarak konuşacağım. Sadece bunu demek istiyorum. Buna ben de bir katkı sunmak isterim. Tabii ki uzmanı değiliz ama bir gazeteci olarak kentin nabzını tutmak durumundayız. Kamuoyuna doğru bilgi verme adına iyi araştırma yaparak sunum yapmak durumundayız. Gazetede isek yazmak zorundayız. Dijital medyadaysa bunu duyurma adına en iyi şekilde anlatmaya çalışmayız. Ondan dolayı kanımca bir nebze de olsa hani bilirkişi de Cihan'ın iddia ettiği gibi olmasak da ona da katılarak en azından iyi araştırarak bir şeyler yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum gazeteciler olarak. Arkadaşlar programımıza başlamadan önce öncelikle Bartın'da yaşamını yitiren 41 tane madencimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz onlara, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Umarım bir daha böyle faciaalar yaşanmaz ve maden kazaları kaderimiz olmaz diyorum. Evet, ana gündem maddemiz trafikti. Öyle başlayalım isterseniz. Eskişehir'in trafiği malum. Kendim gözlemimi aktararak böyle başlamak istiyorum. Özellikle yağmur yağdığında ve özellikle hafta sonları Eskişehir kent merkezi trafiği dehşet. Yani adım atamıyorsunuz. Geçen hafta bunun bir benzerini arkadaşımızla yaşamıştık. Yani bu daha çok dinlendirilmeye başlandı. Önceden beri belki vardı ama son zamanlarda arttı. Dolayısıyla bunu ana gündem maddesi belirledik. Bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Şenay gene pozitif ayrımcılık yaparak senden başlamak istiyorum. ne olacak bu Eskişehir trafiğinin hali? Nasıl çözülecek? Tarkan abi ya işte en son işte bizim konuştuğumuz konu bu trafikle ilgili en güncel yaşadığımız sorun bu Odun Pazarı bölgesindeki yayalaştırma sorunu. Evet. Bu Kemal Zeytinoğlu caddesinin işte yanlış hatırlamıyorsam 1 Kasım'da başlayan bu trafiğe kapatılmasıyla beraber böyle orada işte esnafın bir takım tepkileri oldu biliyorsunuz işte top oynadılar hani müşteri yok ne yapalım. Kemal Zeytinoğlu caddesindeki insanlardan söz ediyorum esnaftan söz ediyorum. İşte oradaki yayılaştırmayla ilgili temel şimdi aslında Büyükerşen de bunu açıkladı. Hani bunu da bununla ilgili bir açıklama yaptı, söyledi. Yani bu karar, bu UKOME kararı aslında 2017 yılında alınıyor. Ama bir şekilde işte araya pandemi giriyor vesaire değil mi? Yanlış bilmiyorum. 2017'de alınan bir karar ama bir türlü uygulanmıyor. Ve hani şunu da söylüyor. Daha da geçmişi var diyor. Odun Pazarı Belediye Başkanı Sakallı döneminde aslında. 2011 yılına kadar gidiyor bildiğim kadarıyla. 2011 yılına kadar gidiyor olay. Hı-hı. Sen de biliyorsun.
Neyse, bu karar alındıktan sonra ya şu değil benim asıl bu kararda benim eleştirdiğim nokta yayalaştırılması değil tabii ki. Bence de bu tür turistik yerler yayalaştırılmalı. Merkezdeki yerler yayalaştırılması ile ilgili hiçbir sorun yok. Muhakkak olmalı. Ama yapılma şekli uygun olmadı. Şimdi 5 yıl önce alınmış bir karar varsa, yani bu şimdi dün alınmış bir karar değil, bir Kasım'da başlanmış bir şey değil. Eğer şimdi daha... şurayı da bir iddia yapayım istersen Şenay, daha doğru olacak tartışmamız. Yani lokasyon olarak Zeytinoğlu Caddesi'nden birebir bahsetmiyoruz. O da çok büyük bir etki olmuş olabilir. Genel itibariyle Eskişehir'de bir trafik sorunu yaşanıyor. Tamam, oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim, şunu demek istiyorum. Şimdi oradaki trafik sorununun yaşanmasının ana nedeni bence, yani şu anda ne trafik sorunu yaşanıyor? Önce onu belirleyelim. Şimdi Kemal Zeytinoğlu kapandığı için yandaki cadde Mal Hatun Caddesi'nde işte araçlar da iki yönlü park ettiği için orada gidiş gelişe müsait olmadığı için yol çok dar olduğu için ben de her gün o yolu kullanan biriyim. Evet. Gidiş geliş iki yönlü kullanılması imkansız neredeyse çünkü çift yönlü araç parkları var. Bu yüzden orada bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. İkinci sorun ne? Yönlendirme levhaları yok, tabelalar yok. Bu yüzden insanlar nereye nasıl gideceklerini bilemiyorlar. Hatta bunu Büyükerşen kendisi de söyledi. Orada yaptığımız tek hata levhaları koymamak oldu dedi. Şunu demek istiyorum. Şimdi levhalar önceden konabilirdi. Böyle bir sorun yaşanacağı öngörülerek bununla ilgili başka çözüm yolları bulunabilirdi. Başka ara yollar vesaire. Hı hı. Bence yapılabilirdi. Benim onunla ilgili hani aktarmak istediğim şey bu. Genel olarak hani böyle kronikleşmiş ve çözümsüz gibi görünen bizim Eskişehir'in trafik sorunu aslında gerçekçi bakarsak bir İstanbul gibi ya da büyük şehirlerde yaşadığımız yaşanan sorunlar gibi ciddi böyle büyük devasa trafik sorunumuz yok. Ama işin ilginci bu kadar az nüfusla bu kadar hani küçük bir şehirde bu kadar büyük yani kendimize göre sıkıntılı bir trafikle karşı karşıya olmamız. Yani bu da bir çelişki aslında. Ama neden yaşıyoruz? Hani neden çözülemiyor? Bu konuya gelmek gerekiyor aslında. Yani bir çözüm önerisi ya şu yapılsaydı diyebileceğim bir noktada mısın? Yoksa ya bu artık böyle çözülemez artık bu noktadayız. Yok hayır. Ben değilim ama yöneticiler çözülemez noktasında diye düşünüyorum. Yani şunu şuradan söyleyebilirim. Benim son katıldığım Büyükşehir Meclisi'nde şöyle bir şey oldu, gündem oldu. Onu da paylaşayım izleyicilerle de onu paylaşayım. Evet. Çünkü bu en son işte yaşanan mecliste oldu. Bu en son yapılan mecliste oldu. Şimdi bu trafik sorunuyla ilgili işte MHP'li, AK Partili meclis üyeleri söz alıp bunun çözümüyle ilgili Büyükerşen'e soru yönelttikleri zaman mesela Büyükerşen'in verdiği cevaplar bizim yaklaşık 10 yıldır duyduğumuz cevaplardı. Ne söyledi? İşte dedi ki çok fazla araç var dedi. Bir haneye çok fazla araç düşüyor dedi. Sonra hatalı parklar yapılıyor dedi. İşte bunlar trafik denetleme şube müdürlüğü yeterince ceza kesmiyor dedi. Biz işte zabıta tuttuk, yaptık ama çözemedik dedi. Ondan sonra işte bunun gibi hep böyle duymaya alışık olduğumuz, neredeyse 10 yıldır duyduğumuz şeyler söylendi. Şöyle bir durum var maalesef ki. Şimdi çözümsüzlüğün getirdiği bir rahatlık var gibi geliyor bana. Yani evet çözümsüz olabilir. Yani çözümsüz olduğunu düşünüyorlarsa zaten bunu çözmek için uğraş da vermezsiniz. Eğer bir şeyin çözümsüz olduğunu düşünüyorsanız. Bana öyle geliyor. Şimdi bunu sadece insana bağlamak. İnsanlar eğitimsiz. İşte araçların, şehir merkezlerine araç girmemeli. Lastikli araç girmemeli. Ve yıllardır söylenen bu. Evet yani. Yıllardır, ama şimdi insanları. Dünya metropolleri için geçerli olan bir uygulama bu. Londra'da buna benzer bir uygulama var. Burada istersen bir es verelim. Sevgili Cihan'la devam etmek isterim. Katılıyor musun gerçekten kent merkezlerine belli sayıda araçları girmesi veya belli günlerde veya araç sınırlandırılması Eskişehir'in sorunu böyle çözülebilir mi sence Cihan? Sorunun çözümünü konuşmadan önce sorunu bir kabul etmek lazım. Böyle bir sorunumuz var mı? Evet. Aslında en başında bu kabul edilmiyor. Biz de yaklaşık yıllardır bunu tartışıyoruz. Yılmaz Hoca'nın şöyle bir cümlesini atıyorum. Gökten melekler inse bunu çözemez diye. Yani tabii ki burada insanın sabırsızlığı, günümüz insanın sabırsızlığı da var. Bir yerden bir yere hemen gitmek istiyoruz. İşte telefonumuzda bir işlem hemen yapılsın istiyoruz. Bunlar da var ama yapısal bazı sorunları da görmemiz lazım. Burada rahmetli Kemal Unakıt'ı anmak istiyorum. Yani o batçıkları yapmasaydı bizim halimiz nice olurdu diye düşünüyorum. Çevre yolundaki. Çevre yolundaki batçıkları yapmasaydı
Ya bugün markete giderken bile oraya benim çevre yolunda çıkasım geliyor. Yani evden markete giderken bile daha hızlı gider miyim diye. Hı hı. Eskişehir'in bir trafik sorunu vardır ama Türkiye'de son yıllarda bir şey oldu ve biz her şeyi siyasi zeminde tartışmaya başlıyoruz. Şu anda Eskişehir'de trafik sorunu vardır demek Yılmaz Hoca'ya bir muhalefet ya da bir eksi, bir negatif yansıması olacak gibi. İşte olmadığını iddia edenler de Yılmaz Büyükerşen'i sevenler. Böyle değil. Yani bu bilimsel bir şey ya. Bir trafik sorunu olup olmadığı. Şimdi bana gelen mesajlara bakın. Geçen hafta sonu Bağlar Otoparkı'ndan 45 dakikada çıkamadım diye bana fotoğraf geldi. Hı hı. Hadi bu diyelim ki kasıtlı bir şeydi. Adam arabasının ekranı çekip göndermiş. 33 dakikada 1 kilometre ilerleyebilmiş. 33 dakikada 1 kilometre. E onu bırakın işte arkadaşlarımızı bekliyorduk bu programın toplantısı için. Değil mi? Kaldi'de Sedat ve Soner Yüksel. Yani adamlar 50 dakika gelemediler ya Espark'tan falan çıkmak. Şimdi bir sorun var. Bu yani şu demek değil. Ya işte Yılmaz Hoca işini yapmıyor. Büyükşehir Belediyesi falan. Bu böyle değil. Eskişehir'in yapısal sorunları da var. Yani Kızılcıklı'dan gidiyorsunuz karşınıza Nayman Sokak diye bir yer çıkıyor. Nayman. Hadi orayı nasıl istimlak edeceksin? Nasıl açacaksın? Orayı Cengiz Topel'e nasıl bağlayacaksın? Evet Sedat sen şehrin doğusuyla batısını bağlayan tek cadde. Nayman Sokak. O kadar da kritik. Başka yok yani doğudan batıya gidemezsiniz. O arayı geçemezsiniz. İşte bu yapısal. Bir tane yer açıldı. Bağlar'ın yanında. O Haller Gençlik Merkezi'nin önünde. Onu da sağ olsun trafik polisleri kapatıyor. Ortaya cürcüne bir şey çıkıyor. Devam ediyor. Çıktı. Şimdi bu yapısal bir sorun. Eskişehir tek merkezli. Kent merkezi çok aşırı merkezde toplanıyor. Yani işte hastaneyi dışarı attık. Adliye sarayını biraz atmaya çalıştık. Tam atamadık. Şehir hastanesi, emniyet, vergi attık. Yine olmuyor. Yani bu ama asla şöyle bir yaklaşımı kabul etmiyorum. İşte insanlar arabaya biniyor. Herkesin arabası var. Aslında hükümet buradaki trafik sorunu çözmeye çalışıyor. Motorini 28 liraya getirdi. Benzin de 20 lira falan ama yine de çözülmüyor bu sorun. İşte bir batçık ya da bir yonca bir şey. Yani mesela basma kavşağını her gün kullanıyorum ben. Tamam Kemal Oluk'tan oraya bir şey yaptı hatta manşet atılmıştı. Buradan başlayın Sayın Bakanım falan diye. Evet oradan başladı adamcağız ama yani basma kavşağını azileri taşıdı. Biraz daha güvenli hale getirdi. Hı hı. Yani bir başka bir ile baktığımız zaman oraya hemen bir yonca yapıyorlar. Kimse durmuyor. E şimdi bugün Sanayi Odası Başkanı, EOSB Başkanı, EOSB yönetiminden kaç bir sürü tanıdığımız bir sürü sanayici yıllarca şuraya bir çevre yolu yapılsın, hı hı, diye haykırdılar adamlar. Şimdi bu cümle önceki dönem CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'e ait. Eskişehir'de trafik sorunu yoktur diyen insanın ağzına kürekle vururum diyor. Yani bu artık öyle hani siyasi bir tartışma da değil. İşte AK Partililerin bir kısmı böyle var diyor da yok diyor da falan değil. Var. Bunu nasıl çözeriz? Ne kadar çözeriz? Akıllı sinyalizasyon, kavşaklar, işte tramvayı bazı yerde yukarı mı kaldırsak, gondolları aşağı mı alsak bilmiyorum. Ama şunu hissediyorum. Buna kafa da yorulmuyor Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani şimdi hoca bizi şeye götürdü. Kentsel dönüşüm çok güzel bir proje hazırlandı. İstanbul'a gittik ya. Hoca arabaları niye sevmiyor? Ben orada anladım onu. Orada Profesör Doktor Haluk Gerçek diye bir adam var. Yani o hiç sevmiyor. Yine hoca biraz seviyor onun yanında. Ya yani o adama kalsak ya Kanlıpınar'ın oraya bırakacağız arabaları. Buradan da şeye bırakacağız. Bozu'ya falan bırakacağız. Şehre yürüyeceğiz. Evet. Böyle bir şey de olmaz. Yani bu biniliyor, ediliyor. Toplu taşımayı özendirelim. Ya özendir tamam ama arabaya binmek isteyen de arabaya binecek. Şimdi bugün ölçülebilen bir şey bu trafik sorunu var mı yok mu? Ölçülebilen bir şey. Biz hala bunun varlığını yokluğunu tartışıyoruz. Sıkıntı burada. Peki hala sevgili evet. Soner sen de devam edelim. Ben ilk ayrı kodluğunu yapayım. Eskişehir'de Cemal Okan'ın da kulaklarını andık madem. Eskişehir'de bir trafik sorunu yok. Eskişehir'de sorun olan şeyin adı trafik değil. Eskişehir'de farklı alışkanlıklar, farklı beklentiler, yönetilemeyen bir takım inatlaşmalar, bazen de özellikle sürüklenen, özellikle zemini doldurulmaya çalışılan, bunun bir trafik sorunu olduğunu algılatmaya çalışan sistem, evet bizi 5 kilometrelik yere 75 dakikada götürüyor. Hı hı. Ama sorun bu değil. Şimdi Eskişehir'de... Yani trafik sorunu yok mu diyorsun? Bak adı sana? Trafik sorunu değil bunun. Bu başka bir sorun. Trafik Eskişehir'de sorun. Bir siyasi sorun var. Hı hı. Eskişehir'de bir denetim sorunu var. Hı hı. Eskişehir'de bir yapılanma sorunu var. Ama hı hı. Bu yapılanma sorunu sadece imarla ilgili değil ki. Şimdi Eskişehir'in en büyük ana caddelerinden biri Atatürk Caddesi. Evet. Ben avaz avaz kaç kere yazdım, kaç kere bağırdım. En ufak bir değişiklik olmadı. Bu caddede hı hı. 4 şerit olarak burada arabası olan, sürekli kullanan insanlar var. 4 şerit olarak bir kere kullanabilen var mı bu caddeyi? Bu cadde 4 şerit.
Yok hayır. Ama, sürekli bir park halinde. Ama iki her zaman bu cadde iki şerit olarak kullanılıyor. Hı. Şimdi mal indirme bindirme saatleri belli değil mi bu şehrin? Evet. 9'la 11'e kadar farzı misal. E hadi 11'den sonra bir tane kamyonun olmadığı bir gün gösterin bana. Yok. Hı-hı. Kamu araçları, çöp toplama araçları da dahil olmak üzere günün pik saati dediğimiz saatlerde bu yoldalar. Hı-hı. Bir takım servis otobüsleri bu yoldalar. Dörtlüsünü yakıp da ben şuradan 2 dakika para çekeceğim diyen adam da bu yolda. Şimdi bu yola 8 şerit yapsan ne? 12 şerit yapsan ne? Tamam, caddelerimiz dar. 300 binden de fazla araç var diyoruz. Eyvallah. Peki biz şehir içinde hep aynı yerde sosyal tesisler yaparsak, hep aynı yerde insanların donatı alanlarını bir araya getirirsek, bunu herhangi bir yolla ya da araç sayısını düşürerek çözme imkanımız var mı? Şimdi şehrin AVM'lerine, şehrin merkezinde ruhsatı ben vermedim. Evet. Bu bir sorun. Evet. Yine şehrin içinde herhangi bir yapılanmaya giderken kamu kurumları, mesela biz adliyeyi alıyoruz, 100 metre öteye taşıyoruz. Ha, şehir merkezinden çıkarttık diyoruz. Bugün çıkarttığın şehir merkezi 3 sene sonra şehrin göbeği oluyor. Hı-hı. Çevre yolu sıkıntılı diyoruz. Çevre yolunun içine yeni yol yapılmıyor. Orada da bir sorun olduğu kabul edilmiyor. Ama vergi dairesini çevre yoluna taşıyoruz. Şehir hastanesini çevre yoluna koyuyoruz. Fuar alanını çevre yoluna koyuyoruz. Üniversiteler. Üniversiteler keza öyle. Şimdi sanayi sitesi. O zaman bu yol yapmakla olacak bir iş değil. Burada bir de şehir içinde ufak bir detay. Şimdi Haller Gençlik Merkezi'nin yanına bir ara yol yapıldı. Niye yapıldı bu yol? Kolaylaşsın diye yapıldı değil mi? Trafiği evet. Rahatlatsın diye yapıldı. Evet. Peki trafiğin en sıkışık olduğu anlarda bu yol niye kapatılıyor? Trafik polisleri bu yolu niye kapatıyor? Ya da bu yol kapatılıyorsa niye haber verilmiyor? Niye bununla ilgili bir levha yok? Şimdi biz o yola niye gidiyoruz? Diğer tarafa atlayabilmek için. Evet. Trafik kilit. Şimdi oraya kadar geliyoruz, kapalı olduğunu görüyoruz. Çünkü keyfe keder kapanıyor. Neye göre kapandığını bilmediğim için. E sola mı gideceğiz, sağa mı gideceğiz? Mecbur ikisinden birine dalıyoruz. E orada trafik polisinin gözü önünde kırmızı ışığı rahat bir şekilde geçen ve burada yeşil ışıkta 3 tur bekletilen araçlar var. Yani bazı lokasyonlarda düzenlemeler yapılarak sıkıntılar aşılabilir mi geliyor? Evet, çözüm konuştan noktasında ne? Şehirdeki evet tramvayın geçiş üstünlüğünün bir daha ele alınması gerekiyor. Akıllı kavşak evet. dediğimiz teknolojinin Hı-hı. hayata Hı-hı. geçirilmesi gerekiyor. Bundan sanırım 7 sene 8 sene önce gündemde olan akıllı kavşak niye bugün gündemde yok da bazı tramvay duraklarının olduğu kavşaklarda 9 dakika bekleniyor? Polisler denetimle yükümlü. Eğer bu denetimi tek başlarına yapacak sayıları yoksa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapsınlar. Zabıtanın da ceza kesme yetkisi var. O zaman ceza kesilsin. Kafasına göre birisi dörtlüleri yakıp bir caddeyi başka bir şehirde işgal edemez. Bir de biz Eskişehirli olarak 5 dakikayı çok büyük bir zaman görüyoruz. Ama bir İstanbullu geldiğinde burada bir trafik sorunu var demiyor. Evet, katılıyorum. Yani bu algısal farklar da var. Evet, evet. Uydu kentler yaratıp oralara yayamıyorsak nüfusu, her işimizi, market alışverişini de, AVM alışverişini de aynı yere bir şekilde sokuyorsak, evet 300'den fazla da araç varsa, herkes de tekil kullanıyorsa, gerekli denetimler yapılmıyorsa, kolaylaştırıcı yollar kafaya göre kapatılıyorsa, çevre yolundaki sıkıntıyı iktidar üstüne almıyorsa, şehir içindeki bazı sıkıntıları belediye üstüne almıyorsa, buradaki sorun trafik sorunu değildir. Burada başka bir sorun var. Ben de sana katkıda bulunmak istiyorum. Eskişehir'in trafiğinin en fazla nabzını tutan kesim taksiciler biliyorsunuz. Geçenlerde bir taksiciyle ilgili arkadaşımız haber yapmıştı, özel bir haberiydi o. Eskişehir trafiğinde size göre aksayan durum nedir? Ne yaşıyorsunuz en büyük sorun olarak ne yaşıyorsunuz demiştik, sormuştuk. Ve onların cevabı şu olmuştu. Ya, öncelikli cevabı tabii ki tramvay. Tramvay büyük bir sıkıntı yaratıyor. Özellikle kavşaklarda. Buna da şöyle bir çözüm üretiyorlar. O da tramvaylarda, kavşaklarda, kırmızı ışıklarda yani sinyalizasyona üstünlük sağlayarak değil, durarak katkı sağlamak. O zaman da toplu taşımanın bir anlamı kalmıyor. Ama yani başka çözüm bulamıyorsun. Ya tramvay şeye girecek, kavşaklarda yer altına girip çıkacak. Tramvayın yolcu taşıma kapasitesi belli ve her lokasyonda yok. Hı hı. Ben Yıldıztepe'deyim. Hadi Yıldıztepe'de benim olduğum yerden şehrin başka bir noktasına gitmek için bir yol ara. Mecbur lastik tekerlekli araç Tabii. bulacaksın. Hı hı. Tramvayla entegre edeceksin. Ama kapasiteler de belli. Hepimiz tramvayı kullanmaya kalkarsak tramvay da
bir işe yaramaz. Yani mecburen otobüs de dahil olmak zorunda bu işin için. Onları da düşünmek lazım. Aracıyla gideni de düşünmek kesinlikle lazım. Kesinlikle katılıyorum. O iş ancak şöyle olur. Şehrin kritik kavşakları, işte Espark kavşağı, Üniversite Caddesi'ndeki kavşak ya da Yunuskent kavşağı, Atatürk Sesi kavşağını o bölgelere en azından tramvayı yer altından geçirdiğin zaman müthiş derecede. O olabilir. Bir de bu ama çok büyük maliyet. Evet, kavşaklarda trafik ışıkları kaldırılması, büyük bir kavşak yapılması, yani kavşaklarını daha da genişletilip trafik ışıklarının kaldırılmasını da bir çözüm önerisi olarak sunmuştu taksiciler. Sevgili Soner, şunu da ilave ederek bu çerçeveden de bakmalıyız diye düşünerek topu sana atayım. Yapılmayan bir Eskişehir'in çevre yolu var. Yani bu bizim bahsettiğimiz çevre yolu artık şehir içi yol oldu. Değil mi? Anadolu Üniversitesi'nin de önünden geçen Ankara ile Bursa arasında kalan Eskişehir'deki bu çevre yolu artık şehir içi yol oldu. Yani yapılmayan bir çevre yolu var. Uzun yıllardır bu konuşuluyor. Onun da yapılmaması bana göre bu Eskişehir'deki şehir içi trafiğini çok büyük bir şekilde etkiliyor diye düşünüyorum. Eskişehir, Ankara, Bilecik, Ankara, İstanbul yol güzergahı üzerindeyiz ve dolayısıyla bu büyük bir etken diye düşünüyorum. Ne dersin Soner? Trafik sorununa böyle bakarsan eğer varsa. Ya, uzun süre tartıştığımız bir konu olması nedeniyle hepimizin 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceği sözler vardır. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Soner az önce söyledi. Hakikaten biz bazen sosyal medya üzerinden kes kopyala yapıştır fikirlerle hareket edebiliyoruz. Yani benim buraya şehir dışından gelen pek çok arkadaşım buradaki trafiğin çok katlanılacak bir şey olmadığını söylüyor. Yani çok fazla bir trafik olmadığını söylüyor. Kesinlikle. Ve bunu işte İstanbul'dan, Ankara'dan, sağdan soldan gelen, Bursa'dan gelen pek çok arkadaşım aynı görüşte. Kendim bir kent planlamacısı veya trafik mühendisi olmadığım için net kanılarda bulunamıyorum. Ama şu bir gerçek, biz Eskişehir gibi bir kenti, yani yürüme mesafesi, her yere yürüme mesafesi olan bir kenti trafik sorunuyla konuşmamız da bana biraz komik geliyor. Çünkü niye? Bakıyorum, ben şuradan şuraya 10 dakikada yürüyebiliyorum, arabayla 15 dakikada gidiyorum aynı yere bazen. Evet. Çünkü niye? Soner söyledi, ben hakikaten şundan rahatsızım. Çünkü trafik sorunu var. Yok, şundan rahatsızım. Trafikte yani kent sana iyi davransın istiyorsan sen de asgari düzeyde kente iyi davranman lazım. Yani trafikte işte yersiz park etmeler, ondan sonra acayip böyle çok acelesi olan adamların önüne kırması, bir oyunmuş gibi yaklaşması trafiğe, yani beni geçti mi mutlu haz duygusuna kapılıyor herhalde. Evet, ben dediğim gibi kent merkezinin lastiklere veya asfalta ayrılmasındansa insanlara ayrılmasından yana bir tavırımdır. Bunu söylediğim zaman bana anarşist diyorlar. Taşımada da toplu taşımadan yanayımdır sürekli. Yani toplu taşıma ön plana çıkmalı ve çıkarılmalı. Belediyeleri eleştireceksek bunun daha ucuzlatılması yönünde eleştirebiliriz. Ama ona da bakıyorsun, işte bir elektrik, bir mazot, bir bilmem ne faturası çıkarıldığı zaman onlara da bir şey diyemiyorsun. İşte kamuculuğu desteklediğim zaman komünist yaftası yiyorsun bu sefer. Oysa ki sağlık veya yani dünyanın gidişatına baktığımız zaman yapılması gereken, evet, kent merkezlerinin mümkün mertebe lastikten arındırılması ve toplu taşımanın mümkün mertebe arttırılmasıdır. Yani bize hayatın geldiği yer bunu söylüyor. Bunu emrediyor artık hatta. Bunu söylemiyor, bunu emrediyor. Hı hı. Bunu yapabilir miyiz? Hayır. Niye yapamayız? Çünkü bu bir belediyenin, iki belediyenin, beş belediyenin yapacağı işler değil ve 11 büyükşehir belediyesinin de yapabileceği işler değil. Bu merkezi hükümetin, yani genel iktidarın yasa çıkarıp ya bundan sonra biz kentleşmeyi bu doğrultuda yapmamız gerekir. Çünkü artık yani adam kredi çekiyor, borca giriyor, araba alıyor. Nereye? 15 dakikalık mesafe işte. Cihan Yıldırım söyledi, markete çevre yolundan mı gideyim? Markete, evlerimiz ya yan yana, marketi yürüyerek 5 dakikalık mesafe bile değil yani. Belki böyle bir yolum var. Öte yandan çevre yoluyla ilgili şunu söyleyeyim. Çevre yolunun şehir içi trafiğinden ayıran nokta şu. Trafik kazasına davetiye çıkaran bir yer. Aynı Seyit Gazi, aynı işte Alp yolu gibi. Burada hızlar 50 kilometre, 30 kilometre falan değil. Hı hı. Burada yüksek hızlar olduğu için ve hayat, insan hayatı her şeyden daha kıymetli. Yani
Mesela kent içine asfalta yatırılacak parayı ben insanların halk evi açabilirler, işte belediyeler eğitim alanı açabilirler, işte bir dönem açıldı, bir kere açıldı herhalde. Halk market açabilirler, hele ki şu konjonktürde. Yani asfalt, yani ihaleyle asfalta çıkaracaklarına böyle hizmetlere çıksınlar. Ama çevre yolunda bir şey yapılması lazım artık. Çünkü orada trafik kazaları yaşanıyor. Alpu'da insanlar ölüyor. İşte Zeyt Gazi'de insanlar ölüyor. Sen programa girerken söyledin işte. Hani artık kader bizi nasıl öldüreceğini şaşırdı. Bunlara bir çözüm bulunması elzem. Yapılabilir mi? Ben size şunu söyleyeyim. Ben böyle hani işte Emine Hoca, Emine Nurgünay bütçeye alındığını falan söylüyor bazı yolları. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte daha hızlı olur. Can kaybı için. Yoksa işte bir saat erken gidelim, iki saat geç gidelim davası değil. Can kaybı olan yerlerde önlemler alın. Yani çevre yoluna hız tümseyi konulsa da benim için kafidir bu. Evet, sen daha radikal bakıyorsun. Daha radikal baktığım için zaten bu yüzden bu programda hani ben ne konuşacağımı bilemiyorum diyorum. Çünkü var olan sorun ve çözümlerle çok ters tarafta düşüyorum nedense. Yani bu ulaşım aracı olarak otomobil kullanmadığından kaynaklanıyor olabilir. Yok, kullanıyorum. Otomobil kullanıyorum ama Cihan Yıldırım da bilir. Hep o beni götürür bir yere gideceğimiz zaman veya mümkünse bir arkadaş götürsün isterim. Çünkü hakikaten trafik eziyete çevriliyor. Niye eziyete çevriliyor? Önüne araba kırılıyor, sonra araba yanlış yere park. Bakın çok yayalar bile canın değil mi? Ya ışık beklemeden geçen çok adam. Hani ben bunları dört dörtlük yapıyor muyum? Biri beni izlesin. Kendime bile güvenemiyorum noktada. Yani kendi eğitimsizliğim veya kendi durduğum alanı bile çok sağlıklı görmüyor olabilir. Trafik sorunu var mı yok mu? Evet. Trafik sorunu var mı yok mu? Size hani göre var, bana göre yok falan diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Aslında Soner trafik sorunu yok derken de bir sürü sorun ortaya koydu. Bu olan trafik değil. Sorun bunun, yani. Bunun adı trafik şimdi sorunu değil. Zaten trafik sorunu böyle soyut, böyle arabaların geçemediği, böyle yayaların böyle bir karmaşa için böyle aklımıza böyle bir şey gelmiyor. Zaten bu sistemlerin bozukluğu yüzünden bu trafik sorunu yaşanıyor. Yani yerel yönetimler, işte trafik denetleme şube müdürlüğü, işte mesela hani hükümet diyoruz ya, belli bir politika uygulanmalı diyoruz ya ama şimdi yereldeyiz. Hani daha somut sorun şeyler üzerinden gitmemiz sorunu gerekiyor. Ama. Mesela şöyle bir şey var. Biz bak şöyle Eskişehir'i bir şey... konuştuğumuz için ben Eskişehir'e gelelim diyorum. Bak, onu demek istiyorum. Yok yok ama bak. Bir kent sular da gelmeyelim. Yok. Bir kent politikası var Şenay. Tamam mı? Demek istediğim bu. Mesela 81 ilin 81'inde de eğer konuştuğumuz mevzular varsa biz bir şeyi baştan yanlış Yozgat'ta yapmışız. Yozgat'ta yok. Bu da ya şurayı kaz Yozgat'ta araba yok. Yozgat'ta yok. Geçen apartman yapılıyormuş. Haberini aldık. Burada şöyle bir şey var. Yani 81 ilin eğer bir sorunsa bak ben diyorum hadi Hodri Meydan eğer biz asfalt ihalelerinden vazgeçip otomobil karlarından vazgeçip lastik ekonomisinden vazgeçip gerçekten sağlıklı kentler oluşturabilirsek yani bunu tartışırız. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama 81 ilin aynı şeyleri konuştuğu düşünüldüğü zaman bu sorun olmaktan yani çıkıyor. Bırak 80 iki şeye asfalt ihalesi. Sevgili Sedat. Sedat. Çok merak ediyorum bu konuda. Sedat. Sana söylenmemiş gibi oldu. Valla Soner'lere bakarsak Eskişehir'de trafik sorunu yok, vatandaş sorunu var. Bütün suç vatandaşın. Yani. Şey onu mu anladın? Oradan onu çıkartıyorsan o da Sedat, hani büyük böyle, başarı. Ben de öyle anladım. Neyse Sedat. Bir şey söyleyeceğim. Ben Sedat'a katkı vermek için her şeyin sonunu eğitimsizliğe bağlayan teyzeler var ya. Bizde böyle her şey insanların hatası. Ya biz insanların hata yapabileceğini öngörerek zaten o kuralları koymamız gerekiyor. Sorun çözümün olmadığı şeyin adı sorundur. Çözümü olan şeyin adı sorun değildir. Sedat bir konuşsun İnsanlar da. İnsanlar mükemmel. Evet, ben de orada demek istedim. Şimdi nereden başlayacağımı da şaşırttın beni şimdi. O da benim suçum. Tamam. Senden ötürü. Şimdi Eskişehir Yılmaz Büyükerşen'le birlikte bir değişim. Bir kabuk değişimine girdi. Eskişehir ilk defa gördüğü şeyleri görmeye başladı. Bir raylı sistemler konusu. İlk başlarda ne kadar karşı çıksa da Eskişehir'de raylı sistemler olmaz dese de göreve geldiğin ilk yılında Eskişehir'i raylı sistemlerle tanıştırdı. Peki bunu nasıl yaptı? Avrupa'daki diğer şehirlerde tramvay kullanan şehirlerdeki modellemeleri, örneklemeleri alıp Eskişehir'e uyarlamaya çalıştı. İlk etapta ne yapıldı? 2 Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi tamamen araç trafiğine kapatıldı. Asıl sorunun başlama noktası işte o yıldı. Şimdi bu iki cadde kapatıldığı zaman şehrin iki ucu, iki kutbu... Sene 2002. Evet, yani, o olaylı yıllar, işte rayların üzerine yatıldığı yıllar falan.
şehrin iki yakası birbirinden ayrıldı ve bir daha da kavuşamayacak bir tek Nayman Sokağı muhtaç bırakıldı. Ancak sonradan bazı şeyler değişti şehirde. Şehir algısında, şehir psikolojisinde değişiklikler oldu. Çünkü bu araç trafiğine kapatılan caddeler Eskişehir'de çok büyük beğeni kazandı. Bir Avrupa'yı görünüm. Ya, çağdaş bir dizayn. İşte kartpostallık fotoğraflar, kışın ayrı, sonbahar ayrı, yazın ağaçlar, herkes fotoğraflar falan. Şimdi size soruyorum. 2 Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi yeniden trafiğe açılsın mı açılmasın mı? Açılmasın. O zaman açılmaz. Buna Eskişehirliler sorsa ki bir tane Eskişehirli bile açılsın demez. O zaman ortada yarım kalmış bir şey var demektir. Ama ilk kapatıldığı zaman ne oldu? Hatırla. Şey söyleyeceğim. Bu yayalaştırmanın ta işte bu İsyan etti vatandaş. Odun pazarı şeyine kadar devam etmesi aslında plan. Ya şimdi hani master planlara bakarsak ooo neler var 2023'e yani kadar. Master plan var mı ya? Şu anda master plan yok. Geçmiş tamam. Yıllarda yapılan. Evet. Yok. Geçmiş yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bazı şeyler var. Bir de şehrin trafik sorununa dair pek çok bilimsel makale var. O bilimsel makalelerde diyor ki, Soner sana söylüyorum, Eskişehir'de bir trafik problemi vardır diyor. Bunu akıl söylüyor, bilim söylüyor, ilim söylüyor. Eskişehir'in bir trafik problemi vardır ve bu problemlerin çözümü içinde bazı çözüm önerileri de vardır. Akademisyenler şunu söylüyor, Yılmaz Büyükerşen'in başlayıp da bugün yarım kaldığı işi tamamlayın diyor. Yılmaz Büyükerşen şunu yapamadı. 2 Eylül Caddesi'ni kapattı, İsmet İnönü Caddesi'ni kapattı. Ama ticaretin çok yoğun olduğu bir Cengiz Topel Caddesi'ni kapatmaya cesaret edemedi. Efendim işte, üniversite caddesini kapatmaya cesaret edemedi. Eskişehir'in trafik sorunu bu şekilde çözülecek. Artık başka çaremiz yok. Trafiği kapatacaksın. Trafiği kapatacaksın. Tamamen o zaman oraları trafiği da. Kapatacaksın. Uydu kentler kuramıyorsun. Yapamıyorsun. Şehir merkezinde yeteri kadar otopark yapacak yerin yok. O kadar caddeye bu kadar arabayı sığdıracak yerin yok. Ve senin vatandaş sorunun var. Şimdi bak, senin kafan vatandaş Avrupa sorunu kafası. Değil. Bak, çok senin kısa Avrupa çok kafası. Kısa şunu diyeyim. Hayır. Avrupa kafası İyi değil. Hayır, senin kafan Avrupa kafası. Sen Türkiye'ye çevre yolunda 4 ay önce sorun vardı da tüm oda başkanları bıkır bıkır tweet atıyordu da ne oldu? Bitti mi sorun? Ya ben şu anda çözüm bulundu. Hayır bak sorun bitmedi. Bir çözüm bulundu. Burada da bir çözüm var ama çözüm bulunmuyor. Mesele burada. Çevre yolunda nasıl çözüm bulundu? Ama hayır bu çözüm vatandaşın kabahati değil. Bakın, sen buna çözüm var. Diyorsun ki mal indirme saatleri var. Herkes evet. Ya hayır bunu Türkiye'ye uyduramazsın. Uydurursun. Uydurduğun yerler var. Sen, şimdi adam gelmiş saat 13'de mal indirip bindiriyor öğlenleyin. Sen trafik polisi oraya gidip o adama ceza yazmaz. Hükümetin oy kaygısı var bu ülkede. Bana ne onun oy kaygısı? Zabıtası gidip o adama ceza yazmaz. Büyükşehir Belediyesi'nin oy kaygısı var. Ya o zaman kusura bakmasın çünkü kimse. Çünkü Eskişehir Türkiye'ye özgü de çözüm önerileri bulacaksınız. Yani hani kapat etrafı. Evet Avrupa'da bu oluyor. Londra'da oluyor. İşte Amsterdam'da oluyor. Orada oluyor. Burada. Ama Eskişehir'de olamaz. Olur. Eskişehir'de olması için olur. Abi yapacağın tek şey var. Tüm ticaret merkezlerini tamamen yayalaştırıp şehir girişlerini, araçları kapatıp belli saatlerde mal indirmeli. Ukome niye o zaman belli saatlerde mal indirme kararı uygulanmayacaksa mesela, niye saat konuşuyor? Uygulanmıyorsa uygulanmayan. Odun pazarındaki yayalaştırma kararı kaç sene sonra uygulandı? Kaç sene geçmiş aradan bugün uyguluyorsun abi? Burası Türkiye, burası bugün Eskişehir olmasa abi. 3 sene sonra desen yine niye o gün uygulandı denecek. O zaman bir şeylere şimdiden başlamak lazım diye düşünüyorum. İşte başlamış olanları doğru yönetemedikten sonra bu her gün yani 8 şerit de olsa 16 şerit de olsa sen... Gelişi güzel gelip de oraya günün her istediğinde şark kafasıyla iş yaparsa ve kimse buna oy kaygısıyla ses hayır, etmezse bizim, onun adı her zaman trafik sorunu bizim, olur. Ama bizim, bu değil sorun. Denetleme yaptırım. Bunu trafikle ilgili şu nokta atışı yapmamız lazım. Yani kendimizce gördüğümüz aksaklıklar bağlamında şu olmalı arkadaş trafik sorunu çözüm için. Yani benim katkım şu olabilir Eskişehir kamuoyuna. Tramvaylar kavşaklarda kırmızı ışıklarda durmalı. Benim nokta atışı olarak çözüm olarak bunu görüyorum. Ve Eskişehir'deki taksicilerin sözcüsü bunu iletmiş olayım. Gerçekten bunu istiyorlar taksiciler. Benim de gözlemim bu yönde. Belli saatlerde trafik mutlaka olacaktır. Bunu da biraz doğal karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da Ankara ile falan tabii bu kıyaslamak mümkün değil. Ben de Sivrihisar'a gidiyorum hiç trafik yok ne güzel diyorum. Yani Sivrihisar'daki adam da bu ne kardeşim böyle evet. Pazara giremiyoruz cuma günleri falan diyorlar. Yani bu böyle olur mu? Yani bunu böyle konuşamayız. Sonra Solar Uçak büyük bir ustalıkla bu topu da gitti Ankara'ya attı, hükümete attı. Yani Ankara'da Mansur Yavaş
Nereye at dediğimi anladın sen. Şimdi oraya yani bir trafik sorununu konuşurken de hemen bir çevre yoluna çıkmayalım ya. Bak 2 Eylül var, oradan Atatürk Caddesi var, Atatürk Bulvarı var. Yani oralarda biraz gezelim. Şimdi biraz yukarı çıkalım. Bir kere şöyle bir şey kabul etmiyorum. Dünyanın her yerinde. Böyle cümleye başlanır mı ya? Dünyanın her yerinde. Ben dünyanın her yerini mi gezeceğim? Böyle bir cümle olabilir mi? Yani dünyanın her yerinin ayrı ayrı özelliği vardır. Bana ne? Efendim Burhan Sakal rica etmiş de imar planı, turizm master. Ya ne kelime kalabalığı ya? Esnaf kan ağlıyor kardeşim. Esnafın işi %50 düşmüş. İnsanlar pandemiden çıkmış. Adam can havliyle kirayı nasıl vereceğim? Asgari ücrete 2 ay sonra zam gelecek. 8.000 olacak. Birileri bana UKOME kararı. Kim derse desin. Yani hükümet kim aldı kararı? Valilik mi? Büyükşehir mi? Kimin bürokrat ağırlık? Hiç umurumda değil. Orada bir sorun var. Burayı yayalaştı. Efendim ya bırak sen dünyanın herhangi bir yerini. Bana orayı anlatma. İsmet İnönü'yle işte Doktorlar Caddesi'yle neyi gösteriyorlar? 2 Eylül'ü. Ya ikisi bile aynı değil. Arada 1,5 kilometre var ama aynı lokasyon değil. Hı-hı. Sen bunun ikisini efendim orada tuttu da falan şimdi. Bunlar da tabii tamam saygıyla karşılıyorum da. E kardeşim orada tutan burada tutar mı ya? Burası kentin merkezi. Burada insanların yaya trafiği var. Git oradaki simitçiye bir sor bakalım. Hı-hı. Kasabı gördün. Adam eti omzuna koymuş götürüyor. 1700'lü yıllara döndü odun pazarıya. Hı-hı. Yani kağınıyla taşıyacaklar. Adam turist oldu. Turist gibi geziniyor esnaf. Şimdi olmaz. Bir bak. Yani en azından ertele. 2011'de alınmış karar. Tavsiye edilmiş de falan. Ayrıca da o alınan karar da böyle mi? Yani Burhan Sakal diye bir imkan olsa da bağlansak. Hocam sen böyle mi aldın bu kararı diye. Ya bir alternatif oluşturmadan, yan yollar oluşturmadan insanlara orada sadece ticareti değil trafiği de bitirdi. İnsanların en az %15-20'si de vurup oradan yukarı çıkıyordu. Ya bir rahatlama yaşanıyordu. Şimdi adam 112 giremedi bugün. 112 giremedi ya. Evet, piston bariyerleri açacakmış da bariyerde. Aha. Yazı var, kışı var. İnsanlar oradan evet. Aşağı iniyor. Otelden aşağı turist iniyor. Ta bir tane taksi koymuşlar oraya. Şimdi bu ne yapacağız? Dünyanın her yerinde böyledir bu işler falan. Olmaz. Eskişehir özelinde konuşacağız. Eskişehir özelini konuşacağız ve Eskişehir'deki problemi konuşacağız. Eskişehir'in bir trafik sorunu. Hiç kimse ya ben trafikte 7 dakika kalmışım bu ne kardeşim demiyor. 40 dakika kalınca bunu söylüyor. Burada da bir trafik sorunu var mı? Var. Bunu kimse... Bunu kabul edeceğiz ve buna yönelik çözümler oturacağız, kafa yoracağız. Ya bu bilimsel bir şey ya. Ve ama şeye gitmeyeceğiz, İTÜ'ye. Orada hocamız var, arabaları sevmiyor adam. Çözüm bulamaz o. Zeytinoğlu ile ilgili aslında çok güzel şeyler söylendi. Ben de az çok katılıyorum. Tabii ki şekliyle ilgili sorunlar var, evet. O konuda ben de hemfikirim. Şimdi bu toplu taşıma, ben hani çözüm noktasında ne katabiliriz? Hani bunu konuşursak eğer son olarak bir dakikada. Yani çözüm noktasında evet tramvayların bazı güzergahları yanlış mı? Yanlış. Değil mi? Mesela bir Çankaya tramvay hattı yanlış yapılmış mı? İşlevsiz. Hem çok yani şöyle söyleyeyim. Osman Gazi'ye gidip oradan çarşıya iniyorsunuz. Vadişehir tarafından söz ediyorum. Yani hemen şöyle bir uzatılsa Ihlamurkent'e gelse tramvay hattı. Orada binlerce insan yararlanacak ama yararlanamıyor. Orada çok işlevsiz bir hat var mesela. Bazı yerlerde tramvaylar şehrin altına alınmalı mı? Bence alınmalı. Hatta şimdi birkaç şey okudum mesela. Yani alınabilir, neden alınmasın? Yani niye buna karşıyız? Yani denizin altından geçen. Yani şimdi akıllı trafik uygulamaları diye bir şey var. Yani şimdi teknolojinin son safhada uygulanması gerektiği bir dönemde değil miyiz? Evet. Yani bunu niye tartışıyoruz ki? Yani biz buraya hani yeni bir şey söylemiyorum ben. Zaten bilim insanlarının söylediği şey bu. Yer altına alınması gerekiyor bazı noktalarda. Hı hı. Bazı noktalarda köprülerle yukarıdan geçmesi gerekiyor deniyor. Çünkü bizim dar caddelerimiz var mı? Var. Evet. Şimdi kamulaştırma zor mu? Zor. Yapamıyorsun, genişletemiyorsun. Çünkü hemen caddenin kenarındaki binalara, işte caddenin kenarlarına sen o yollara imar verirsen oralara ev yapılır. Dolayısıyla caddeler daralır. Kaldırım, mesela bazı noktalarda kaldırımlar çok geniş. Onların daraltılması gerekiyor. Toplu ulaşımın, mesela dedik ya toplu ulaşım daha çok kullanılıyor oluyor ya Soner. Toplu ulaşımın kullanılabilmesi için şimdi daha çok sefer sayısının olması gerekiyor. Daha ucuz olması gerekiyor. Daha rahat bir ulaşımın sağlanması gerekiyor. Ama onlardan dolayı eleştirelim dedi zaten. Tabii ki varsa. Doğru söylüyorsun işte. Yani bunlar yapılırsa da tramvay sıkış. Yani biz pandemide neler yaşadık? Yani tramvay eğer daha konforlu bir hale getirirse atıyorum sefer sayısı artarsa insanların daha kolay kullanabileceği bir ulaşım aracı haline gelirse niye kullanılmasın? Tabii ki kullanılır. Ama ben açıkçası o sıkışıklıkta binmek istemiyorum. Hani ben genelde yürümeyi tercih ediyorum ama çoğu insan ki aracıyla gelmeyi tercih ediyordur. Bu onların en doğal hakkı diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Şenaycığım. Soner.
Ya çözüm noktasında önce bir şu kafadan çıkmamız gerekiyor. Yani biz bir aynayız. İnsanların tepkilerini ya da insanların doğru bulduğu işlere verdiği refleksleri dile getiriyoruz. Ama insanlar da tepkiyi verirken bir bilimsel süzgeçten ya da bir doğrunun mutlak doğru olduğu kanaatiyle vermiyor bu tepkiyi. Şimdi bir yerde bir şey hayata geçerken Eskişehir'de şöyle bir sıkıntı var. Kimi mevcut Büyükerşen yönetimine o yaptığı için bu hamleyi itiraz ediyor. Çünkü itiraz edilmesi gereken pek çok noktada aynı itirazları iktidar etmeyenlerini de gördük. Ya da kimisi de sadece Büyükerşen'i savunmak için bu kararı savunuyor. Bak buradan çıkmamız lazım bu kafadan. Doktorlar Caddesi'ne 112 giremiyor mu? Giriyor. İtfaiye giriyor mu? Giriyor. Esnaf yok mu orada? Var. Ama trafiğe kapalı alan değil mi? Demek ki trafiğe kapalı alanlara bu işler girebiliyor. Sadece organizasyonda eksikler var. Her doğum sancılıdır. Turistik bir alanda 7 metrelik caddeyi karşıdan karşıya geçemiyoruz biz ya. Oraya oturup çekirdek çitlemek için gelip çay içerken sadece arabasını park edip ya da lüks makam aracını oraya koyup da saatlerce duran insanlar var. Ben oraya gelecek, bugün esnaf şikayetçiyse 3 sene sonra 5 sene sonra daha çok turist geldiği için teşekkür edecek. Bunu doktorlar da gördük. Bunu 2 Eylül Caddesi'nde gördük. Travmaya da itiraz edenler vardı. Hep yeni bir şeyler ya da alınan kararlar bir itirazla karşılaşır. Eksiklikleri nedir? Bunların telafi edilmesi gerekiyor. O da bir organizasyon eksikliği bence. Teşekkür ederim Soner'cim. Sedat? Şimdi son olarak şunu söyleyeyim kısaca birkaç cümle. Eskişehir'de araç yoğunluğunun artmaya başladığı bölgelerde Eskişehir kapat, sorundan kurtul kafasından bir an önce çıkmalıdır. Ve zaten bu kafa yakında benim dediğime de gelecek. Cengiz Topel'de bu yoğunluk daha da artacak, bağlarda daha da artacak. Sonuç kapat, kurtula dönecek. Ben önümüzdeki 3-5 sene içerisinde böyle bir şeyi bekliyorum. Teşekkür abi, ederim. Söyleyebilir miyim? Çok kıymetli bulduğum için söylüyorum. Çok da önemli bir şey. Sinirler gergin. Antidepresan alması oranı çok artmış. Yani insanlarımızın sağlığı, psikolojik sağlık durumu gerçekten kötü gibi geliyor. Her gün televizyonlarda biz trafikte kavgayı görüyoruz. Eskişehir hala o hengameye girmedi. Bundan sonra da o trafikte 2 dakika 3 dakika bekleyen vatandaşlar, en azından buradan söyleyeyim bir şey olarak, biraz daha sakin, biraz daha şey. Çünkü çok ciddi şeyler yaşanıyor artık. Sen de haberleri takip ediyorsan görüyorsundur. Aman Eskişehir'de böyle şeyler yaşanmasın, gerisini hallederiz bir şekilde. Teşekkür ederim Soner'cim. Evet, son sözlerimizi de aldık. Eskişehir'in trafik sorunu elimizden geldiğince sorunlu bir kısım arkadaşımız kabul etti, bir kısım arkadaşımız kabul etmedi. Dilimiz döndüğünce Eskişehir kamuoyuna trafik sorunlu veyahut da var olan trafiğin durumunu anlatmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.